Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Yazıcı, kalıcı yaz saati uygulamasına sosyal medyadan yayınladığı bir videoyla tepki gösterdi. Evinin balkonundaydı herhalde. Evet, sabah saatleri olduğu için de karanlıktı. Vatandaşlar sabah karanlığında yollara düşüyor dedi Kılıçdaroğlu. Biyolojik saate aykırı bir durum olduğunu söyledi bunun insanlar için ve birçok hastalığa da neden olduğunu belirtti sabah saatlerindeki bu karanlığın işe gidiş saatinde veya okula gidiş saatinde. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin sabahlarını karanlığa boğdular. 2016 yılında kalıcı hale getirilen yaz saati uygulamasına bu sözlerle tepki gösterdi. Bu durumun biyolojik saate aykırı olduğuna dikkat çekti. İnsan sağlığına zararlarıyla ilgili bir rapor hazırladıklarını anlattı. Biyolojik saatimizin en önemli uyaranı gün ışığıdır sevgili halkım. Gün ışığı bir sinyaldir. Bu sinyal gelir ve fizyolojik süreçleri kontrol eden çeşitli hormonların üretimi başlar. Bunu engellerseniz hastalıklara yol açarsınız. Bu yapılan bozulmuş biyolojik ritim, nöro hastalıklar, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gibi hastalıklar için önemli bir risk teşkil ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çektiği videoyu sosyal medyadan yayınladı. İktidara gelmeleri halinde kalıcı saat uygulamasına son vereceklerini söyledi bunu hemen ama hemen mutlaka düzelteceğiz. Bulgaristan'da Türkiye'nin iadesini istediği, bunun için girişimlerde bulunduğu bir isim var, Levent Göktaş. Bulgaristan Hasköy Bölge Mahkemesi, Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesini reddetti. Red kararında Göktaş'ın Türkiye'de adil yargılanamayacağı iddia edildi. Kırmızı bültenle aranan ve Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastçı zanlılarından Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi mahkemece reddedildi. Bulgaristan'ın Hasköy Mahkemesi'nde görülen duruşmada Göktaş'ın avukatları müvekkillerinin Türkiye'ye iade edilmesi durumunda adil yargılanamayacağını iddia ettiler. İade edilmesi talebinin reddedilmesini istediler. 4 saat süren duruşmada Hasköy Bölge Mahkemesi avukatların savunmasındaki savları kabul ederek Göktaş'ın sınır dışı edilmesini reddetti. Mahkeme ayrıca sanık Göktaş hakkında suç örgütüne üye olmak suçlamasıyla Açılan davada zaman aşımına karar verdi. Karara bir hafta içinde Filip'e temiz mahkemesinde itiraz edilebilecek. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi doçent, do, doçent doktor Necip Hablemitoğlu suikastinin firari zanlısı olarak kırmızı bültenle aranan emekli albay Mustafa Levent Göktaş 3 Eylül'de Bulgaristan'ın Sibilingrad kentinde yakalanmıştı.